Fidelerimiz bunlar herhalde. Ali Bey, gördüğün gibi fidelerimiz burada. Türler kurumasın diye toprağa gömüyoruz. Halkımıza dağıttıkça arabamızı atıp götürüp halkımıza dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra Ankara armudu, Malaça, Nenezil ve şeker para kayısında halkımıza dağıtacağız. Gördüğünüz gibi hepsi burada mevcut. Fidanlarımız hepsi mevcut. Bunların hepsini halkımıza dağıtacağız. Başkanım, kaç tane fidan dağıtacaksın şimdi? Şu anda 1200 tane. 1200 tane uzun elma fidanıyla. Uzun elma, beraber. Şeker para. Ve bunun peşin sıra halkımıza yine de dağıtacağız. Sürekli yani uzun elma fidasını... Bodur elmayı Kazman'da yaygınlaştıracağız biz. Bodur uzun elmayı değil Bodur mi? Bodur uzun elmayı. Ankara armudunu. Kolay gelsin. Kazman'da yaygınlaştıracağız. Sağ olun. Kolay gelsin başkanım. Sağ olun, sağ olun. Fidanlarımızı önce dağıtın. Efendim, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Fidan dikimi var şimdilik. Evet. Bu ne fidanı dikiyoruz efendim? Bu Bodur uzun elma. Kağızman'ın hep uzun elma. Kağızman Belediye'mizin girişimleriyle Kağızman'ın halkına 1000 tane Bodur uzun elma dağıtacağız. Daha önceki uzun elmalarımızdan çok farklıdır bu. Daha önceki uzun elmalarımız ağacı büyük olduğu için dökümü fazla olmuyor. Fakat bu Bodur olduğu için Nevzat arkadaşımızın yetiştiği uzun elmalar bu ağacı fazla büyümez, verimi de fazla olur. Bunların uzun ağacı... kökleri uzun, pürlü olur. Diğer ağaçların, elmaların kökleri 2-3 tane olur. Bunda kökleri aynen böyle sakal, bıyık gibi çok olur. Pür sayısı fazla. Peki dikmesi için neler yapması lazım vatandaşların? Önceden nelere kuyular, dikkat etmesi önceden lazım? Önceden kuyularını hazırlaması lazım. Toprağı iyice hasat edilmiş olmalı ve gübrelenmesi lazım. Altının yumuşak olması lazım toprağının. Efendim, demin bodurdan bahsettik. Bu uzun elma nasıl bodurlaştı? Efendim, bunların bodur pijlerini, yani cırlarını dediğimizi Bursa'dan özel olarak getirtiyoruz. Bir sene cırları dikiyoruz, ikinci sene aşılamaya yapıyoruz. Bursa'da da uzun elma yetişiyor mu bu uzun elma? Uzun elma yetişmiyor. Sadece diblerini bodur olarak getiriyoruz, köklerini. Ha, köklerini. Kökleri Bursa'dan özel geliyor bize. Köklerini getirip köklerini, burada bodurlaştırıyorsunuz. Burada kendi elmamızın aşısını koyuyoruz. Şimdi Ali Bey, her ne kadar uzun elma deseler dahi şekli biraz değişik oluyor. Fakat biz ona limon elması diyoruz. Yani bizim Kazman'a özgü uzun elma tadını vermiyor o elmalar. Diyorsunuz dışarıda yetişen uzun elmaya benzeyen elmalar. Her evet. Ne kadar uzun elmada olsa da tadın bakısıyla farklı olduğu için. Değişik ekşi oluyor. Biz ona limon elması diyoruz. Bu sadece Kazman'a özgü bir meyvedir. Hiçbir tarafta yetişmez değil yetişmez. Mi? Yetişmez. Efendim, neden bu ayda dikim yapılıyor? Şimdi Ali Bey, bu dönem ağacın uyuma dönemi. Daha verimli olması için yerinde uyuyacak. İlkbaharın yerinde uyandığında daha güzel tutuyor. Peki başkanım, diyelim ki ilkbaharda dikilen fidan mı daha sağlıklı, bu ayda dikilen fidan mı? Sonbaharda dikilen fidan daha sağlıklıdır. Çünkü şu anda uyuma şeyine geçti ağaç. İlkbaharın yerinde uyanıp artık bir de ağacın bekleme saati yok. Ağaç yerinden sökülüp aynen dikiyor yani. 24 saatte yerine geçmiş oluyor. Ali Bey, bu da bizim Kağızman'a özgü daha önce yetiştiren uzun elmalar. Bunun ağacı gördüğün gibi büyük oluyor. Fakat o bodur. Kısa olacak, daha verimli bir ağaç. Bu toplanması biraz daha zor oluyor. Onun için o ağaçtan geliştirdik. Nevzat Baş arkadaşımızın şeyiyle daha dağıtımımızda devam edecek. Başkanım, uzun elma için daha önceden tescille maksatıyla müracaatta bulunulmuş. Evet. Önceki yıllarda. Fakat durdurulmuş. Maddi imkan yetersizliği nedeniyle. Sizin böyle bir girişimlerde bulunmanız veya tekrar tescillenmesi için müracaat edecek biz misiniz? Biz belediye olarak buna el atacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tescillenmeyi, belgesini alacağız biz. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Efendim, demin bodurdan bahsettik. Bu uzun elma nasıl bodurlaştı? Efendim, bunların bodur pijlerini, yani cırlarını dediğimizi Bursa'dan özel olarak getirtiyoruz. Bir sene cırları dikiyoruz, ikinci sene aşılamaya yapıyoruz.
Bursa'da da uzun elma yetişiyor mu bu uzun elma? Uzun elma yetişmiyor. Sadece diblerini bodur olarak getiriyoruz, köklerini. Ha, kökleri. Kökleri Bursa'dan özel geliyor bize. Köklerini getirip köklerini burada bodurlaştırıyorsunuz. Kendi elmamızın aşısını koyuyoruz. Şimdi Ali Bey, her ne kadar uzun elma deseler dahi şekli biraz değişik oluyor. Fakat biz ona limon elması diyoruz. Yani bizim Kağızman'a özgü uzun elma tadını vermiyor o elmalar. Diyorsunuz dışarıda yetişen uzun elmaya benzeyen elmalar. Her evet. Ne kadar uzun elmada olsa da tadın bakısıyla farklı olduğu için. Tadımsız, değişik, ekşi oluyor. Biz ona limon elması diyoruz. Bu sadece Kağızman'a özgü bir meyvedir. Hiçbir tarafta yetişmez değil mi? Yetişmez.